Etkinlikten herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz KTM'in 390 Adventure modeli. KTM 390 Adventure 390 serisindeki motosikletlerle aynı hacim ve güçteki, yani 373 cc ve 44 beygir 37 Nm tork gücündeki tek silindirli çift eksantrikli motordan güç alıyor. 390 Adventure modelinin uzun yol testini hep birlikte gerçekleştireceğiz. 0 km olarak teslim aldık ve kullandıkça size neler yaşadığımızı ve farklı yollarda neler hissettirdiğini anlatmaya çalışacağız. Fakat öncelikle ilk inceleme olarak bu videoyu çekiyoruz. Motosiklet özellikle oturuş pozisyonu ve sürüş kabiliyeti, sürüş manevrasıyla bizi gerçekten büyüledi. Motosikletin gidonu çok geniş, tur açısı çok fazla. Bu sayede özellikle şehir içi sürüşlerde büyük kolaylık sağlıyor sürücüsüne. Onun dışında şu anda bulunduğumuz gibi orman alanında, yani toprak yollarda, patikalarda, zorlu koşullarda motosiklet kaydığında çok kolay tekrar size motosikleti toparlama, kontrolü geri alma fırsatı sunuyor. KTM 390 Adventure modelinin öncelikle süspansiyonlarına değinmem gerekiyor. Ön tarafta VP Apex 43 mm'lik süspansiyonlar var. 170 mm hareket mesafesine sahipler. Arkada da yine VP Apex monoşok var. O da 177 mm hareket mesafesine sahip. Bu sayede motosiklet engebeli yolda gerçekten size konforlu bir yolculuk sağlıyor. Eğer konfordan memnun değilseniz, ön tarafta bulunan süspansiyon ayarları sayesinde süspansiyonları yumuşatabilir ya da sertleştirebiliyorsunuz. Full ayarlı süspansiyonların bu seviyede, bu hacimde bir motosiklette olması çok çok güzel bir özellik. Süspansiyonların dışında frenler ön tarafta 320 mm'lik 4 piston kaliperli frenler işini gayet güzel bir şekilde yapıyor. Arka tarafta da 230 mm'lik tek piston kaliperli bir fren sistemi var. TFT ekran, gösterge, parmak izi kalmıyor, üstünde çizilmiyor. Ciddi anlamda güzel bir gösterge ve her türlü bilgiyi görebiliyorsunuz. Yine başta da söylediğim gibi kendi boyundan büyük özellikler var bu motosikletin. Çünkü bu tarz süspansiyonlar, bu tarz fren sistemi ve gösterge normalde rakiplerinin daha üst seviyedeki, üst branşlardaki hobi tarzı kabul edilen motosikletlerinde mevcut. Boyu demişken de hemen şunu söyleyeyim. Yerden uzaklığı alt tarafta karter koruması var. Üzerinde orijinal olarak geliyor. Onun yerden yüksekliği 20 santim ve sele yüksekliği ise 855 mm. Yani 85.5 santim sele yüksekliği var. Sele oldukça konforlu. Motosikleti şehir içinde hem uzun mesafelerde hem de bu tarz ormanlık arazilerde kullanıyoruz. Ciddi anlamda şimdilik motosikletten memnunuz. Ön tarafta 19 inçlik, arka tarafta da 17 inçlik lastik var. Ön taraftaki lastiğin büyük olmasının sebebi, tekerleğin jant çapının büyük olmasının sebebi kuşkusuz motosikletin off-road kabiliyetini arttırmak içindi. Motosikletin 14,5 litrelik bir deposu var. Resmi rakamlarda 3,37 litre 100 kilometrede sarfiyat olarak görünüyor. Fakat biz çevre yollarında kullanırken 2,8 litreye kadar yakıt sarfiyatını düşürdük. Yani 100 kilometrede 2,8 litre yakıt yaktı. KTM 390 Adventure modeli 14 litrelik, 14,5 litrelik depoda göz önüne alındığında ciddi anlamda neredeyse 400 kilometreye yaklaşık bir menzil sunuyor. Bu da bu tarz bir motosiklet için güzel bir özellik.
Motosikletin kilosu 158 kilogram. Sadece 158 kilogram. Bu da önemli. Hafif bir motosiklet. Hani ben enduro yapmaya başlayacağım. Biraz uzun yol yapacağım, gezeceğim ve patika görünce geri dönmeyip o patikadan girip sürmeye devam edeceğim diyorsanız, işte bu motosiklet tam onun için biçilmiş bir kaftan olarak tasarlanmış. Motosikletin sürüşü özellikle böyle yerlerde inanılmaz hoşumuza gitti. Teknoloji olarak da hemen öndeki TFT göstergeden ayarlanabilen off-road modu var. ABS fren sistemi var ve ABS fren sisteminin off-road modu var. Onun dışında bir de çekiş kontrol sistemi var bu motosiklette. Söylediğim gibi KTM bu motosikletine rakiplerinin daha üst seviyedeki motosikletlerinde olan özellikleri eklemiş. Ve bu sayede de küçük ancak çok maharetli bir motosiklet ortaya çıkmış. Motosiklette ayrıca kaydırmalı debriyaj sistemi var. Böyle yüksek hızla giderken iki vites aşağı indirip debriyaj manetini bıraktığınızda motosiklet yalpalamıyor. Kaydırmalı debriyaj devreye giriyor. Full LED aydınlatma sistemi var. Geceleyin çok güzel görüş sunan far sistemi var. Onun dışında motosikletin sol tarafında bulunan kütükten göstergeyi çok kolayca kontrol edebildiğiniz gibi bütün göstergelerde ışıklandırma sistemi var. Geceleyin böyle ufak ufak çizgilerle sanki otomobilin içerisinde radyoyu elliyormuşsunuz gibi o düğmeler nasıl tamamen yanıyor. Aynı şekilde bütün düğmeler bu KTM modelinde de ışıklandırılmış ve ben buradayım diyor. Baktığınız zaman rahatça görebiliyorsunuz. Bu motosiklete ayrıca opsiyon olarak quick shifter özelliği dahil edilebiliyor. Türkiye'de şu anda satışta 390 Adventure modelinin bir de küçük kardeşi var. 250 Adventure modeli. Aralarında 2 kilogram fark ve 14 beygir kadar da bir güç farkı var. Enduro deneyimini daha küçük bir motosikletle, daha başlangıç seviyesinde bir motosikletle denemek isteyenler için KTM 250 Adventure, biraz daha büyük bir motosikletle ve daha güçlü bir motosikletle denemek isteyenler için KTM 390 Adventure ve daha sonra abileri 890 Adventure ve 1290 Adventure şeklinde KTM burada bir skala oluşturmuş. Mot etkinlik olarak uzun kilometrelerce KTM 390 Adventure modelini test edip sizlerle de neler yaşadığımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, sorularınızı bize iletmeyi unutmayın arkadaşlar. Motosikletle kalın, sevgiyle kalın.